Herkese selamlar dostlar. 28 ve 29 Kasım iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün Şampiyonlar Ligi maçlarının ideal yüksek oranlarından bahsedeceğim. Toplamda 9 adet mücadelemiz var. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Kasım ayı için katı Telegram gruplarımızı yeniledik. Aralık ayına geçtik. Aralık ayı için katı Telegram gruplarımız açılmıştır. Onun bilgisini vermek istiyorum. Ayın başında gelmek isteyen herkesi bekleriz. Çok güzel gittik. Özellikle cumartesi günü inanılmaz güzel bir kazanç sağladık. Sizlere de birazdan bahsedeceğim zaten. Hem YouTube raporundan, hem kuponlardan, hem yüksek misillerden bahsedeceğim. Dediğim gibi Aralık ayı için gruplarımız açıldı. Pazartesi'den itibaren hepinizi bekliyoruz. Ay başında katılmak isteyenler varsa katılabilir. Geçtim. Öncelikle maç konu yarışmalarımız var. 2 adet ondan bahsetmek istiyorum. Hem salı gününe hem de çarşamba gününe. Salı günü yaptığımız maç konu yarışmamız Paris'te Newcastle maçı. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Ben burada net bir Paris galibiyeti bekliyorum o yönde. Hatta handikap bile atabilir. 2-0 ayarında veya 3-1 ayarında bir Paris galibiyeti gelebilir. Çarşamba günü de Galatasaray Manchester United mücadelesi var. Çok önemli bir mücadele bizim için. Hem ülkemiz adına hem de Galatasaray camiası adına. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. O maçı da 2-1 ayarında bir kazanabilirsek çok güzel olur. Yorumlara yazabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarında Fenerbahçe Beko'dan 2 kişi bilmiş sayısını. Sinapse ile Oğuz Kaan Güleç isimli arkadaşımız, City Liverpool maç skorunu bilen arkadaşımız da Hasan Çiçek isimli arkadaşımız bana Instagram adresinden yazabilir. Instagram adresimiz de ekranda. Kangal Bey olarak da benimle iletişime geçebilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler, gruplar zaten yenilendi bahsettim. Instagram'dan IBAN üzerinden gelebilirsiniz. Bu YouTube yapamayanlar oluyor. IBAN üzerinden gelebilirler, Instagram adresine yazabilirler. Skor bilen arkadaşlar da bana Instagram üzerinden yazarsa onlara da grup linklerini atmış olayım dostlar diyerekten de geçeyim. Cumartesi gününe 3 adet yüksek misli verdim. Bu yüksek misliler neler bundan bahsedelim. Yüksek misli bildiğiniz üzere bir kasa tutuyoruz burada. Her bahsin altına ben misli yazıyorum. Şöyle soldan başlayalım. Manchester City Liverpool mücadelesine KG var olarak verdim. 900 misli önerdim. Mücadele 1-1 bitti. Hatta ben olası bir sürprizini de bekliyordum açıkçası. 2-1 Liverpool tarafına bahsetmiştim burada. İdealden KG varana güveniyordum. Oradan içeri almasını bildik 900 misli. Ondan sonra Galatasaray Alanya handikap olarak Galatasaray'a önerdim. 750 TL gibi bir miktar önerdim. Onu da içeri almasını bildik. Ben burada Galatasaray'ın net bir şekilde galip gelmesini ki mücadelede 4-0 skorla bitti. O da o şekilde kazandı. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da Werder Bremen maçına 1.5 üst, Galatasaray maçına 1.5 üst, Nottingham maçına da 1.5 üst olarak değerlendirdik. 1.64 gibi orana da 500 misli önerdik. Onu da içeri almayabildik. Değerlendirenlere kazanç sağlayan tebrikler. Burada bir kasa yönetimi yapılıyor. Kasayı da doğrudan ben yönettiğimi de belirteyim. 2 adet kombinemiz vardı. Ana kombine ile alternatif kombine. Aman nazar değmesin, dilinizi ısırın diyorum. Masayı da vuruyorum. Ana kombinemiz de kazandı. Nottingham maçında ilk yarıdan 1 gol, Galatasaray'ın da ilk yarı galibiyetini bekliyorduk. 1.92 gibi orandan kazandı. Frankfurt mücadelesinde alternatif kombine de var. Arsenal maçında da ben doğrudan galibiyetini bekliyordum. O da kazandı. 2.38'lik orandan da bu kombinemiz de kazanmasını bildi. Kazanç sağlayan bütün dostlarıma tebrikler diyerekten de çok güzel bir ilerleyişte yaptığımızı söyleyelim. Cumartesinin genel raporuna baktığımız zaman da sadece bir maçımız yattı arkadaşlar. O da Newcastle Chelsea mücadelesi. Onun dışında bütün maçlarımız geldi. City maçının varı, Werder Bremen ilk yarı golü, oradan ilk yarı 1.5 üst, Forest varı, üstler ilk yarı 1.5 üst ve Arsenal handikabı. Bir sürü maçlarımız ve ideal ve yüksek oranlarıyla sizlere önermiştim. Hepsi geldi. Sadece Newcastle Chelsea maçında hasar bıraktık. Devam edelim. Canlı olarak zaten hafta sonu gruplarımızda tertemiz devam ettik. Yani kazanmayan kaldı mı bilmiyorum. İnanılmaz bir şov. Tebrikler diliyorum. Canlı olarak da çok güzel kazanç sağlattık sizlere. Sizler de aynı şekilde bu videoya like ve yorumlarınızı bekliyorum. Canlılar bizden için önemliydi ve kazandı. Herkes açık Telegram grubunda da arkadaşlar sizlere ücretsiz bir şekilde tahmin veriyoruz. Buraya da katılmayı unutmayınız. Burada da 6000 küsur kişi arkadaşımız var. Açıklamada ve yorumlar kısmında mevcut. Linke tıklayaraktan da ücretsiz gruba da katılabilirsiniz. Diyerekten de başlayalım. Sizlerden ricam arkadaşlar 2 günlük bir video. Artı 600 beğeni bekliyorum sizlerden. 600 kişi şöyle beğeniyi hemen 10 saniyenizi ayırıp 2 saniyenizi ayırıp tıklarsanız beğeni gelirse çok güzel olur. Ben de bu şekilde sizlere öneri yaparaktan hem motive anlamda hem de ideal yüksek oranlardan rahatça bahsedebilirim ve özgüvenimiz de yüksek olur diyerekten de beğeniler geldiyse başlayalım. Shakhtar'la Antwerp mücadelesiyle başlayalım. Shakhtar'ın ben burada kendi evinde oynamıyor zaten henüz daha. Antwerp'te oynayacaklar. İlk maçı deplasmanda kazanmıştı 2-1 gibi skorla. Ondan önce de hatırlarsanız 1-0 Barcelona'yı kazandı son mücadelede. O maçta ilk yarıda 0.5 üst verdim. Hatta dedim ki ilk yarı gol Shakhtar'dan gelebilir. Bunu mutlaka görenler, duyanlar vardır. Herkes açık gruba da attım. İnanılmaz bir yani dedik ki bahsin Pablo'su izledik orada. Editörümüze de buradan selam olsun. Kendisi öyle diyor.
tertemiz kazanmıştı. Ben burada Shakhtar tarafındayım. İdealden şöyle bir tercih yapabilirsiniz. Diğer seçeneğinde Shakhtar'ın herhangi bir yarıyı kazanan oranı 1.40 gibi oranı var. İdeal bir oranı var. Bunun bu maçın Shakhtar burada Antwerp'e karşı bir yarıyı kazanabilir ki puan durumu açısından baktığımız zaman da ihtimali var. Bence bu fırsatı kaçırmaz. Burada Shakhtar mücadeleyi de kazanabilir. Eğer herhangi bir yarıyı kazanan oranı 1.40, ben mücadeleyi de kazanmasını bekliyorum açıkçası. Maç sonu birinin oranında 1.68 gibi oranı var. Kazanırken de nasıl kazanmasını bekliyorum? 2-0 ayarında veya 2-1 ayarında. O yüzden 4.5 altında 1 yaparsanız da oranı burada arkadaşlar tam 2'ye kadar çıkartırsınız. 2 oranlarla almak isteyenler de bu şekilde değerlendirebilir. Lazio ile Celtic mücadelesi. Ben Lazio'ya hiçbir zaman Lazio tarafına bahis almadım. En son KG var almıştım sanırım. Ama Lazio'nun hiçbir zaman galibiyetine bu zamana kadar bahis almadım. Özellikle son 2 sezondur. Yani vermediğim, izlemediğim takımlardan bir tanesi. Celtic tarafı bence biraz daha iyi. Ben burada çok güzel bir bahis önereceğim sizlere. Bahis seçeneği önereceğim daha doğrusu. Dostlar ben diyorum ki burada Lazio mücadeleyi kazanabilir mi? Kazanabilir. İhtiyacı var mı? Lazio'nun da ihtiyacı var. Celtic'in burada herhangi bir iddiası kalmadı zaten. Burada Lazio'nun ihtiyacı var ve maçı da kazanma ihtimali yüksek. Ben diyorum ki mücadeleyi kazanır mı bilmiyorum ama ben diyorum burada Lazio 2 fark atamaz. Celtic çok akıcı bir oyun oynuyor. Gol de bulabilir. Burada ben diyorum ki burada şu en üstte gördüğünüz arkadaşlar Celtic burada 2 fark yemez. Handikap 2 Celtic tarafına 1.38 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Diğer mücadele Manchester City ile Leipzig karşılaşması. Bu maçı da şu şekilde değerlendireceğim dostlar. Ben burada önerim şu yönde olacak. Yani City burada herhangi bir önemli bir mücadelesi yok. Yani grupta zaten ihtiyacı yok takımın. 12 puanla zirvede. Belki birincilik için önemli olabilir. Okey. Fakat şu yönde düşünüyorum. Yani Liverpool'la maç oynadılar. Onun yorgunluğu olacaktır. Aynı şekilde bu haftada Tottenham'la oynayacaklar. Ve önemli bir maça gidecekleri için bu maça çok fazla önem vermeyebilirler. Leipzig tarafından olası bir sürpriz çıkabilir mi? Çıkabilir. Fakat ben şöyle değerlendireceğim. İlk yarı değil de City bu tür maçlarda ikinci yarıdan gerekeni yapabiliyor. İkinci yarıyı Manchester City kazanabilir. Onun da oranı 1.42 arkadaşlar. Olay.com'da falan bunlar 1.57'ye kadar çıkıyor. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. İkinci yarıyı burada Manchester City tarafı kazanabilir. Feyenoord'la Atletico Madrid karşılaşması. Bu maçın da beklentisi gollü bir mücadele olması. Özellikle Atletico Madrid o eski kimliğinden çıktı. O yeni kimliğiyle birlikte, golcü kimliğiyle birlikte bizlere zevkli maçlar izletiyor açıkçası. Feyenoord da keza öyle. İlk mücadele zaten zevkli gollü geçmişti. 2-2 gibi bir skorla. Yine burada goller gelebilir. Mücadelenin ideali bence karşılıklı atılacak gollerdir. Her iki takımın gol atması burada beklenebilir. Puan durumu itibariyle baktığımız zaman her iki takımına ihtiyacı var. Gol yiyen, gol atan takım kalesinde baskıyı görecektir. Mutlaka gol yiyen takım da burada mutlaka baskıyı yapacaktır. KG olarak bekliyorum. Ayrıca mücadele bir korner tercihi alınabilir. Mücadele korner olarak da ben zengin geçmesini bekliyorum. Değerlendirecekler burada. Korneri de değerlendirebilirler. Benim önerim bu yönde olacaktır sizlere. Paris'te Newcastle. Arkadaşlar bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlar yazabilirsiniz burada. Ben burada arkadaşlar net bir şekilde Paris taraftarıyım. Paris tarafındayım. Newcastle son mücadelesinde Chelsea'ye karşı edici bir oyun oynayaraktan da galip gelmesini bildi. Fakat şöyle Chelsea mücadelenin büyük bir bölümünde zaten 10 kişi oynadı. O yüzden Newcastle galibiyeti normaldi. Fakat Newcastle tarafında eksiklikler var ve ilk mücadelede Newcastle evinde Paris'i 4-1 gibi yendi. Paris'in de oyunu kendi evinde ve formda bir Paris'i diyoruz. Özellikle Mbappe'nin formu zirvelerde şu an. O yüzden ben burada Paris tarafındayım. Maç sonu biri doğrudan sizlere idealden önerebilirim. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma. Biraz oran yükseltmek isteyenler maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparsa oranı burada 1.70 bandına kadar çıkartabilirler. Ben burada tek gollü bir Paris galibiyeti beklemiyorum zaten. En az 2 tane gol ataraktan da galip gelmesini bekliyorum Paris'in. Oranı 1.70'e kadar çıkartabilirler. He, o da yetmez diyorsanız da bana handikapın oranı da burada 2.33 gibi oranı var. 2 farklı, en az 2 farklı Paris galibiyeti de neden gelmesin diyorum. Bir intikam mücadelesi olarak da gördüğümü belirteyim. 29'una geçtim arkadaşlar. 29'unda da 4 adet mücadelem var. Aynı şekilde sizlerden artı 6 üst seviyesinde bir beğeni bekliyorum. Beğeniler gelirse şimdiden çok teşekkür ederim. Galatasaray Manchester United maçıyla başlayalım. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur dediklerinde yoruma yazabilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim ben size. Uzun zamandır hem MS1'in hem de MS2'nin oranı eşit görmemiştim. Şu an bu maçta eşit. 2.25'e 2.25 uzun zamandır ben bunu görmemiştim. Özellikle bu yeni iddia oranları, yeni bahis seçenekleri çıktıktan beri görmemiştim. Galatasaray burada kendi evinde United tarafında bazı eksiklikler var. Rashford'un bu maçta olmaması,
bazı sakatlıkların olması Galatasaray tarafı için. Ki Galatasaray da bugün 4-0'lık bir galip geldi. Önde presle birlikte United da burada elinden geldiğince top kapıp gol atmaya çalışacaktır zaten. Ben Galatasaray taraftarıyım. Hem gönlüm hem de bir Galatasaray taraftarı olarak da burada Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Fakat karşıda Manchester United var. Yani dünya futbolunun en köklü takımlarından ilk üçünde mutlaka vardır bu Manchester United takımı. Sizler benden daha iyi bilirsiniz de. Yani United tarafı burada bizlere gol atması bence normal ihtimal olacaktır. Mücadelenin bence ideali karşılıklı atılacak gollerdir. Yani her iki takım da burada gol bulabilir. United tarafı da hızlı geçişlerle birlikte, kontra ile birlikte gol bulabilir açıkçası. KG var olarak değerlendirebiliriz. Onun dışında şöyle de bir şey yapalım dostlar. Yani ben burada zaten 2-1 bir Galatasaray bekliyorum. Siz de maç skoru yorumlarını yazabilirsiniz. Ev sahibi 1.5 üstü de yüksek oranıyla 1.84 oranıyla sizlere önermiş olalım. Benim skor beklentim burada Galatasaray'ın 2-1 ayarında mücadeleyi kazanması. Umarım da kazanır diyerekten de devam edelim. Sevilla ile PSV zorlu bir mücadele. İlk mücadelede PSV takımı Sevilla'yı Hollanda'da ezmişti. Yani ezmesine rağmen 1-1 gibi bir skorla bitti o mücadele. Deplasmanda PSV oynayacak. Geçiş oyunuyla birlikte iyi goller, yani iyi pozisyonlar bulabilecek bir PSV takımı var. Sevilla'nın formu zaten bu sezon genel anlamıyla çok iyi değil. Fakat Avrupa aranesiyle birlikte tecrübesini gerçekten iyi konuşturuyor. PSV tarafı da burada ben burada gol atmasını bekliyorum. Bir zeval verebilir diye düşünüyorum. Diğer seçeneğinde yüksek oranıyla önermek istiyorum bunu. PSV'nin herhangi bir yeri kazanır. Oranı 1.75. PSV burada herhangi bir yeri kazanırsa bizlere güzel bir oran veriyor. Değerlendirecekler burada PSV'nin herhangi bir yeri kazanırını değerlendirebilir. Bayern Münih ile Kopenhag mücadelesi. Alınabilecek bir bahis varsa ya burada KG'ye mi gitsem yoksa ilk yarıdan Bayern Münih galibiyeti mi gelmesini beklesem bunun yanına gittim. Yani Bayern Münih de yani 1-0 kazandı. Hafta sonunda yani cuma günü oynadığı mücadele iyi de bir dinlenme zamanı oldu. Ben o maçta dedim ki ilk yarı 2 olur. Dedim ya üst patlarsa bu maçın üstü patlar. Biz kazandık. Kangal tipi izleyenler kazandı. Benim beklentim burada yine aynı şekilde Bayern Münih'in ilk yarıdan galibiyeti olacaktır. Düz bir tercih olacaktır ki bu mücadeleyi zaten oran yakalamak zor. İdareden alacak varsa ilk yarıdan galibiyetini alabilir. O şekilde devam edelim ki ben çok kullanacağımı sanmıyorum. Braga ile Union Berlin mücadelesi çok güzel bir karşılaşma. Gelmesini de beklediğim bir karşılaşma. Bu arada Braga kendi evinde oynayacak. Union Berlin'in form durumu zaten bariz. Burada en azından üçüncü olmak veya ikincilik şansı da var tabii ki Braga tarafının. Onlar Real Madrid'de oynayacaklar. Son mücadeleye bırakıyor şanslarını. Ve son mücadele Braga'nın oynayacağı son karşılaşma kimle? Napoli deplasmanı. Yani kendi göbeğini kesmesi için Napoli'nin Real'e yenildiğini düşünerekten de bu maçı son mücadeleye bırakması lazım. O yüzden Union Berlin'e karşı galip gelmesi lazım diye düşünüyorum. Fakat iddia demiş ki yani galibiyetine yüksek oran açıyorum. Oranlar bizi ilgilendirmez. Diğer seçeneğinde Braga'nın herhangi bir yeri kazanan oranın 1.51 gibi oranı var. Değerlendirecekler bence idealden bunu alsın. Kombinlere de girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Braga'nın herhangi bir yeri kazanır. Onun dışında Braga'da 1.92 gibi orandan da kazanırsa da benim beklentim burada Braga'nın kazanması. Akıcı futboluyla birlikte kendi evinde Union Berlin'le uzun zamandır kötü gidiyor zaten. Bence lige odaklanması lazım diye düşünüyorum. Buraları salsın Almanya köyüne dönsün diye diyerekten de burada Braga tarafında olduğunu da belirteyim. Baylar toplamda 9 adet mücadelem vardı. Baylar bayanlar diyelim. İdeal yüksek oranıyla birlikte önermeye çalıştım. Sizlerden can videoyu atacağınız beğeniler ve yorumlardır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Video like atıp kanala abone etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.